telefonlarımız, bilgisayarlarımız ve televizyonlarımız her geçen gün daha da akıllanıyor. Bunun yanında her gün kullanmakta olduğumuz başka bir teknolojinin ise çok ciddi bir güncellemeye ihtiyacı var. Elektrik şebekeleri. Elektrik şebekesi, elektrik üreten ve onu ihtiyaç duyulduğu anda ihtiyacın olduğu yere yönlendiren sisteme verilen addır. Örnek olarak Amerika'yı inceleyecek olursak, elektrik şebekesi 1890'larda kurulmuş ve o günden beri Amerika'yı boylu boyuna saran bir ağ haline gelmiş. 5000 elektrik santrali ve neredeyse 325 bin kilometrelik elektrik hatları ile dünya üzerindeki en büyük makine olmaya aday. Kullandığımız diğer teknolojiler akıllanırken elektrik şebekeleri sadece fiziksel olarak büyüdü. Bugün aşırı derecede yüklenilmiş durumda olan elektrik şebekeleri elektrik ihtiyacındaki artışları karşılayamayacak durumda. Eğer şebekeyi güçlendirecek ya da iyileştirecek bir şey yapmazsak elektrik kesintileri yakın gelecekte hayatımızın değişmez bir parçası olacak. Bugünkü şebekelerin zayıf yönlerinden biri oluşabilecek sorunların otomatik bir şekilde şebeke operatörlerine aktarılamaması. Diyelim ki oturduğunuz yerdeki elektrik hattında bir sorun oldu. Biri operatörü arayıp da yaşadığı yerde bir elektrik kesintisi ya da sorunu olduğunu söylemeden ne yazık ki operatörlerin bundan haberi olamıyor. Ve bu gecikmeler operatörlerin olaya hemen müdahale etme ihtimallerini ortadan kaldırdığı için küçük sorunların daha da büyümesine yol açıyor. Akıllı bir şebekenin elektrik santralleri ve evler arasındaki kritik noktalara yerleştirilen sensörleri olur. Bu sayede operatörler oluşan sorunları hemen tespit edip müdahale edebilirler. Tabii ki şebekeyi akıllı hale getirmenin elektrik kesintilerini engellemek dışında faydaları da var. Örneğin verimliliğin artması. Bazı dönemlerdeki elektrik tüketimi elektrik şirketlerinin beklediğinden fazla olabilir. Bazı dönemlerde de yenilenebilir enerji kaynaklarının ürettiği elektrik ihtiyacımız olandan çok fazladır. Akıllı şebekeler operatör ve kullanıcılara elektrik ihtiyacında denge kurulması ve elektriğin daha ucuza mal edilmesi konularında, yani elektriğin ne zaman ve nerede kullanıldığı hakkında daha fazla kontrol sağlayabilir. Örneğin, ihtiyacın yüksek olduğu dönemlerde boşuna çalışan klimalarınız kapanıp, gerekiyorsa geçici olarak elektrikli arabanızın aküsünden güç çekilebilir. Ya da bulaşık makinelerinizi doldurup, akıllı şebekenin makineyi elektriğin en uygun ve en ucuz olduğu anda çalıştırmasını sağlayabilirsiniz. Bu düzenlemeler tek başına çok fazla fayda sağlamazken, ülke çapında uygulanırsa ortaya büyük sonuçlar çıkabilir ve sürdürülebilir enerji konusunda çok önemli bir adım olabilir.